Buradaki boyutu öyle. Evet. Yani bir tane evet. Bir tanesi 18 öyle Adana karpuzu gibi büyüklüğü yok. Şimdi cinsine göre değişiyor valim. İyi hayırlı bereketli olur inşallah. Yani bir dönemde ne kadar aldı? Bir de karpuz bekliyoruz. 8-10 ton. 7-10 ton. Temmuz'da çıkarsa biraz daha para etmiyor. Gelir misiniz? Geliriz. Geliriz. Buradan dolaşırız. Tamam inşallah. Buray. Hepsi maliyet bunlar. Buraya bir şey yapalım. Şuraya. Gavlamayı bulun. İşte. Şu var. Burada da var. Şurada da var. Hadi burası. Devam ediyoruz mu valide? Hayrımız olsun ya. Tabii ya değil mi? Orada boş. Olsun ne olmasın. Abi. Emre biz bu ayarını Emre bir su da geldim mesela. Yemeği hak edelim ya öyle. Bu bölge işaretle. 15 takip edin onu. Gelip geçerken. Erbakan Bey hadi bakalım senin memleket neresiydi? İskilip sen. Ha İskilip. Oo orada çilek iyi yetişiyor değil mi? Biz çilekçiyiz aynı. Ama dikim işlerinden anlaman lazım. Valim sen bu işi öğrendin. Aa, sayın valim siz hakikaten bizden daha olur. Güzel ya. İnşallah. İnşallah bereketli olur ya. İnşallah sayın valim. Vallahi bu iş toprak gibisi yok ya. Allah razı olsun. Toprakla uğraşmak en insani bir şey ya. Bu fişek şeyleri var. Ekleri var değil mi? Şurada bak. Evet. Onun yan tarafına evet, koyacağım. Tam dibine yanına olur. Şey yapıyor. Çünkü orası, oraya damladığı için. Kısa olay orası. Orası nasıl diyor. Halim yemeğe yüzüm olacak en azından yani. Şimdi doğru. Gelip de buraya fiden dikmeden karpuz istemek. Önce ben söyleyeyim, zihinsel olarak çok ciddi rahatladım. Toprakla temas ettim. Üreticimizin halini yerinde gördük. Yani üretimi seviyorsanız hakikaten çok güzel şeyler çıkıyor. Tabii bereket olmasını diliyoruz her yönüyle. Hem ürün mahsulünün bolluğu hem de piyasada hak edeceği değeri bularak vatandaşımızın emeklerinin karşılığını almasını diliyoruz. Ama topraktan geldik, hakikaten toprağa döneceğiz. Her türlü mesleğin içerisinde sıralama yaparsak toprakla uğraşmak en önemli iş. İnsan için, canlı için beslenmek, hayatı devam ettirebilmek adına üretim gerçekten çok önemli. Osmaneli ilçemizde de özellikle karpuz, kavun, domates gibi beslenmesi noktasında ciddi üretimimiz var. Ve bilinçli yapılıyor. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyoruz inşallah. 2 ay sonra da inşallah meyvesini burada toplarsın. İnşallah. Doğru. Tane göstermeyelim. Evet. Domatesten de çok güzel yok çalışıyor. Kazansın ya. Şimdi Kadir Bey. Bırakın. Kereyle çalışan kazansın. İyi bak. Hiç sıkıntı yok. Valla yemekle, içmekle hiçbir şey bitmez. Önler çamur olunca belli oldu. Şurada şurada şey var. Koyuverim. Yoksa seni yeriz ki. Evet. Gelmeyi ben. Bir sırayı tamam. Bir sırayı yarım yarı olacak yani. Vallahi biz çok memnun olduk Vali Bey'in buraya gelmesinden. Yani inşallah daha çok aramızda görürüz bundan sonra. Ben 54 yaşındayım. Vali Bey'in daha böyle halk arasında ilk defa gördüm. Şimdiye kadar hiç köye geldiğini bile görmedim desem yeri var yani. Vali Bey vide dikti. İnşallah karpuzlardan yedireceğiz Vali Bey'e. Ya Vali Bey geldiği için çok teşekkür ediyoruz hepiniz için. Bizim için bir gurur. İnşallah ürünlerimiz hayırlı olur, iyi olur, yılımız iyi geçer. Emeğimizin karşılığını alalım yani. Valimiz için de çok ayrıca bir gurur yani bizim için. Çok mutluyuz. Biz çiftçilikle uğraşıyoruz yani çocukluğumdan beri diyeyim. Yani ben bu köyde olduğum için mesleğimizi yapıyoruz, severek yapıyoruz işimiz. Karşılığı olursa yaptığımız işlerin daha da güzel oluyor bizim için. Yani hiç zorunlu olmuyor yani. Zor gelmiyor yaptığımız işler. Karpuz dikimi yapıyoruz. Ve ilk defa bir vali bey geldi bizimle beraber karpuz dikti. Bundan çok memnun olduk. Bunun devamını bekliyoruz. Bizim karpuzumuz Osmaneli Bilecik'te.
de sayılır çok güzel bir karpuzdur. Sürekli yapınca belki zahmet oluyor ama böyle bizim için mesela hiç ne yorucuydu, son derece zevkliydi. Evet, bizim için de zevkli ama. İnşallah bereket olsun, öyle değil mi? Ürünlerimizi karşılığında çok alırsak iyi. İnşallah. Yani çok İnşallah. Yanımız oluyor. Değil mi? İnşallah. Evet. Hayırlı bereketler. Buna rağmen onların sesleri var. Köyün sonu mu burası? Köyün şeyin sonu mu burası?